Fatma Ünsal, Kimsesizlerin Yarım Hikayesi. Hikaye, seslendiren, maziden gelen. Hastanede doğmuşum. Anam beni doğururken ölmüş. Buraya biraz daha duygu ver, biraz daha. Yüzünü acıya iyice bürü, hah, böyle. Kamera. Hastanede doğmuşum. Anam beni doğururken ölmüş. Babam kucağında kızıl suratlı, sürekli ağlayan bir bebeyle, ölen karısının bohçasıyla ve omuzlanmayı bekleyen bir tabutla. Yahu adamın karısı ölmüş, karısı. Kucağında bebekle kalmış. Şiir mi okuyorsun birader? Az ağlak ol, ağlak. Motor. Sahneyi bilmem kaç kere çektiler. Beceriksiz herif. Bir türlü beceremedi acı çekmeyi. Fiyakasız ruh. Acı öyle çekilir mi ulan? Bir kere kaynar çorba içmiş gibi bağrında bir yangın duyacaksın. Nefesin sıcağa yakın ılık çıkacak. Gözlerin derinlerde bir şey arar da bulamaz gibi bakacak. Saç tiplerin arayacak, saç. Yürüdüğün yolu şaşıracaksın, başın dönecek. Ya aktör efendi, ne bilirsiniz siz be acıyı? Şeyin, ne bakıyorsun lan öyle? Bak bak, bir de elini çenesine götürmüş ki entel entel düşünüyor. Hadi, çayları dağıt, bakma. Hüseyin çayları dağıttı. Çaylar içildi, sahne çok kez çekildi. Aktör acı çekmeyi beceremedi. Hüseyin tiksinir gibi aktöre bakıyordu. Bir de kendisini keşfetmeyen yönetmene. Hüseyin acı çekmenin padişahını bilirdi. Ah bir oynatsalar, ne rol keserdi be. Yönetmen bağırıp duruyordu. Gerçek bu hikaye, gerçek diyordu. Ruh verin ruh. Gariban hikayesi bu. Hüseyin, set paydos ettikten sonra solmuş ceketini omzuna atıp evine doğru yola çıktı. Bir başına kaldığından acelesi yoktu. Anası babası yıllar önce ölmüştü. Kardeş olacak da hayırsızın tekiydi. Yılda bir kere ya buluşur ya da buluşmazlardı. O da burada gurbette kendini geçindirmeye çalışırdı. Evine geldiğinde saat 8'i geçiyordu. Karnını doyurduktan sonra salondaki çerçevesinin yaldızı solmuş aynanın karşısına geçti. Gözlerini derinlere daldırır gibi yaptı. Kaynar çorba içmiş gibi düşündü. Saç dipleri ağrısı, evet saçlarının diplerinde ağrı duymalıydı. Şöyle bir çekiştirdi. Of, çok çekti ama oldu, oldu. Saç diplerinde ağrı da tamamdı. Kamera. Hastanede doğmuşum. Anam beni doğururken ölmüş. Babam kucağında kızıl suratlı, sürekli ağlayan bir bebeyle, ölen karısının bohçasıyla ve omuzlanmayı bekleyen bir tabutla kala kalmış. Gözünü açtı. Yok, beğenmedi. Baştan. Hastanede doğmuşum. Anam beni doğururken ölmüş, babam kucağında kızıl suratlı, sürekli ağlayan bir bebeyle, ölen karısının bohçasıyla ve omuzlanmayı bekleyen bir tabutla kala kalmış. Aynadaki jön sıfatını beğendi. Ne biçim rol kesiyordu be öyle, neredeyse ayna ağlayacak. Devam. Gözlerini yumdu, boğazını temizledi, aynı tondan rol yapmaya devam etti. Adeta devleşiyordu aynanın önünde. Vay anam! Adı Hüseyin olmasa Kadir İnanır olurdu. Gururla aynaya baktı. O da ne? Şapkalı, zayıfça gözlüklü bir adam ona bakmıyor mu? Oğlum Hüseyin, sen kendini fazla kaptırdın galiba. Kapa gözünü, kapa. Gözünü açtı, kapadı. Açtı, kapadı, aynaya tekrar baktı. Aynı adam yine karşısında. Bir akasyanın gölgesine sığınmış ona bakıyor. Bildiği tüm sureleri okudu. Gitti, bir örtü buldu. Aynanın üstünü örttü, yatak odasına kaçtı. Bu merak, ne geldiyse insanoğlunun başına bu meraktan gelirdi zaten. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir merak. Yok yahu, öyle miydi o? Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.
yatak odasında uyuyor numarası yapan çocuklar gibi gözleri kapalı bekliyordu. Dilinde de dualar. Yok, böyle olmayacaktı. Gidip bakacaktı. Ürke ürke yataktan kalktı, salona geçti. Örtü aynanın üzerinde duruyordu. Eğer bir filozof olsaydı, kaçmanın erdemi üzerine bir kitap yazabilirdi. Ama çaycıydı ve Anadoluluydu. Kaçmak, çorap toprak çocuklarının işi değildi. Gerçi evde yalnızdı. Kaçsa kim görecekti? Olsun, kör olası gururu. Meseleyi uzattığımızın farkındayız. Zavallı Hüseyin'i süre tanıyoruz. Biraz anlayış lütfen. Teşekkürler. Ya Allah'la örtüyü kaldırdı. Gözleri kapalı bir şekilde aynanın karşısındaydı şimdi. Tek gözünü açtı. İşte yine o adam. Çare yok. Diğer gözünü de açtı. Akasyanın altında bu sefer şapkasını yere yanına bırakmış, düz seyrek saçları öne doğru taralı. Çenesini eline dayamış oturuyor. Bu görüntü bir gariban adam izlenimi veriyor görende. Akasya ağacı beyaz badanalı tek katlı bir evin önünde salınıyordu. Bu garip adam da o ağacın dibinde. Hüseyin iyi saatte olsunlara karıştığından emin, adamı izlemeye başladı. Adam da bir süre Hüseyin'e baktı. Hani gözlerin denk gelmesi diyebileceğimiz, bakandan gözlerimizi kaçıramayacağımız anlar vardır. Öyle bir an. Hüseyin'i buldu. Kaçış yok. Yakalanmak için bütün şartlar hazır. Aynadaki adam göz kırptı. Bununla kalmadı, bir de gülerek, ''Ne bakıp durun lan?'' dedi. Hüseyin şöyle bir sendeledi. Hemen örtüyü kaptığı gibi gerisin geri aynanın üstünü örttü. Aynanın altından ses geliyordu. ''Aç lan aç, korkma, yemen seni.'' Hüseyin korka korka yine açtı örtüyü. ''Tanmıyorsun mu lan beni? Bana bak, çay kap getirive bakayım, konuşalım seninle.'' Evet, artık tertemiz delirdiğinden şüphesi yoktu. Aynadaki adam kendisinden çay istiyordu. Mutfaktan gitti, çay kaptı getirdi. Aynanın önüne uysal bir şekilde geldi. Aynaya çayı uzattı. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Adam akasyanın dibinden kalktı, çaya uzandı ve aldı. Geçti yerine oturdu. Dikilme lan öyle, kap bir sandalye. Daha ne şaşırıp durun. Hem dünyada her şeye aklın eriyor mu da buna inanmadın ha serseri? Hüseyin adama hak verdi. Zaten başka çaresi de yoktu. Kurgucu sağ olsun. Benim filmimi yapıyorlarım şöyle mi? Diye sordu adam. Hüseyin sen kimsin abi sorma sahip diye bildi. Çayından büyük bir yudum alan adam ben gariban bir yönetmen evlen. Senin patronla sinemacıyla beni pek önemsemezlerdi ya. Ölünce badem gözlü olduk galiba dedi. Hüseyin artık çaresiz insanların teslimiyetiyle aynanın karşısında bir sandalyede oturuyordu. Adam bazen çayından içiyor, bazen düz saçlı başını göğe dikiyordu. Bir şey görmek ister gibi. Korkma lan, sen yaşayanlardan kork. Hem bak şu sıfattan insana zarar gelir mi? Hüseyin hayır manasında başıyla işaret etti. Buralarda yaşayıp dururdum. Film çekem de hayalime kavuşam isterdim. Bak, ha bu çatı hep akardı, Ayşe hep ağlardı. Bu akasyanın dalları bu evin içinde gölge oyunları ederdi. Bak bu gökyüzünden donlay şav şav şavkadı. Ben hep hayal ederdim. Hep her gün, her an sen hayal etmeyi biliyor musun? De bakayım. Biliyorum abi, dedi. Gözlerini kapatırsın, iyice şeyler düşünürsün. Sonra da uykuya dalarsın. Aynadaki adam gevrek gevrek gülümsedi. Hadi lan oradan. Hayal insanı uyutur mu hiç? Uykudan eder be, uykudan. Rahatından eder, aklından eder. Bak bizim bu köyde deli dediler bana. Film mim uğraşıp hayal kuruyorum diye. Ya ne sandın? Hüseyin, adamın konuşmasına iyice kapılmıştı. Bu kah çayından içen, kah gariban çehresinde düşüncelerin alayını toplamış da ağzından yanık kokulu cümleler döken bu adamın karşısında büyülenmiş gibiydi.
Adam konuşmasına devam etti. Dinlemedim ben onları. Kulağımın üstüne yattım, duymuyor gibi yaptım. Bu işle böyle yürür aslanım. Kaçacaksın kemazlılardan, kaçacaksın. Senin filmcilere yalan yanlış sahne çekiyorlar ülem. Benim anam beni doğururken ölmedi ki. He, babama gelirsek, beni yaşarken öldü saydı. Beni sevmedi, filmciyim deyi. Çay beni, Hüseyin aynadan kendisine uzanan boş bardağı kaptı. Acemi gelinler gibi bardağı şangırdatarak mutfağa yöneldi. Tertemiz delirdim, tertemiz. Aynaya çay servisi yapıyorum. Ulan ana babamız da yok ki Bakırköy'e ziyaretimize gelsinler. Tuh, böyle kimsesiz diye be, diye söylenerek boş bardağı doldurdu. Getirdi, aynanın içindeki filmciye uzattı. Uysalca yerine geçti. Filmci çaydan irice bir yudum alıp konuşmaya devam etti. Senin o filmciliğe de yok. Babam kucağında bebeyle kalmış da. Ulen dirimizi bilmezlerdi. Ölüyken de bilmiyorlar. Garibanlığın filmi çekilir mi be? Onlara yarın sor bakayım. Gölgelere ve trenlere bakarken ki hayallerimi nasıl çekeceklermiş? Akasya'nın dalları titreşti. Adam silikleşti, aynadan kayboldu. Ayna aynalığına döndü. Hüseyin iyice eğilerek baktı. Kocaman burnuyla, iri şaşkın gözleriyle karşılaştı. Vay arkadaş, filmci vardı aynada. Gitti ya lan, vay arkadaş vay, vay arkadaş. Boğaz da ne biçim bir şeydi. Bir kere dile donanınca o coğrafyalı kılardı insana. Ertesi gün film setine vardığında çay ocağına geçti hemen. Ocağı harladı. Bir tabure çekip oturdu. Biraz sonra birbirinden çalımlı tavırlarıyla oyuncular, yönetmen, set ekibi gelmeye başladı. Kölelerin ve karavaşların çalımlı yürüyüşü, yüzlerinde vakar ve memnuniyetsizliğin her türlüsü asılıydı. Hüseyin onları görünce istifini bozmadı. Aynadaki yönetmen gözünün önünden gitmiyordu. Film ise, o da film çekmişti ama bir ağacın gölgesindeki o duruşu, tevazunun bin yıllık şarkısını şakıyordu. Bir de şunlara bak şunlara. Çekim başladı. Motor. Dünkü beceriksiz aktör, yani aynadaki yönetmeni canlandıran başrol oyuncusu, replikleri sıralarken sıradanlaşıyor, rol üstünden akıp yerlere ağıyordu. Yönetmen sinirleniyor, tekrar tekrar çekim yapılıyordu. Olmuyor, olmuyor. Ege ağzın nerede kaldı Altan, nerede? Tekrar hadi. Ah benim güzel babam, sen bana destek olduktan sonra filmlerin kralını çekerim ben. Kralını. Hüseyin olduğu yerden ayağa kalktı. Yönetmene doğru ilerledi. Yanına taburesini çekti. Çekim devam ediyordu. Babasıyla arası iyi miydi ki? Diye soru verdi yönetmene. Yönetmen başta anlamadı. Ne babası? Ne diyorsun be? Hüseyin iyice yerleşti, öne yekindi. Bu sizin hayatını çektiğiniz yönetmenle babasının arasını soruyorum. Ben iyi değil diye biliyorum da. Ben Lam diyeyim, sen Cim anla. Yönetmen sinirlendi. Kıpkırmızı bir suratla Hüseyin'in yakasından tutup sallamaya başladı. Sen ne biliyorsun da konuşuyorsun ulan? Sana ne, sana ne? Yönetmenin babasıyla arası iyi miymiş de bilmem ne. Sana ne ulan ölmüş gitmiş adamın hayatından. Çekil git, almayayım ayağımın altına. Hüseyin yönetmenin üzerine yürüyordu ki tuttular. Karga tulumma dışarı fırlattılar. Hüseyin kapıya bir yumruk geçirdikten sonra oradan uzaklaştı. Yolu uzattı. Kafası dumanlı yürürken tonla küfür savuruyordu içinden. Ulan uydurukçu herifler diyordu. Haysiyetsiz yalancılar diyordu. Evet, böyle düşüne düşüne vardı. Aynanın yanına gitmedi. Mutfakta iki yumurta kırdı, karnını doyurdu. Uyumaya gitti. Ama aklında yine de ayna vardı. Birden kendini aynanın önünde buldu. Baktı ki akasyanın altında yine oturuyor dünkü yönetmen. Bu sefer etrafı kalabalıktı. Onlara heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu. Ama onu dinleyen yoktu. Dinleyen kimi ise alaysız bakışlarla ağızlarını gözlerine eğip duruyorlardı ona. Yönetmen Hüseyin'i gördü. Yüzü çocuksu bir gülümsemeyle aydı. Çay var mı lan bizim oğlan? Dedi.
Hüseyin hemen bir çay kapıp getirdi. Dedin mi filmcilere, ne yapacaklar? Çekebilecekler mi gölgeleri ve hayalleri? Hüseyin bir şey diyemedi. Suç işlemiş gibi önüne baktı. Üzülme lan, üzülme. Bu dünyada zaten tüm hikayeler yarım kalır. Hele kimsesizlerinki hepten yarım kalır. Bir süre sustu, sonra boş çay bardağını uzattı. Hadi kal sağlıcakla, dedi. Bunu derken gülümsüyordu. Göz kenarları kırışıyordu. Gözlüğünün üstünden bakıp göz kırptı Hüseyin'e. Kalabalık akasyanın altında birbiriyle konuşup duruyordu. Yönetmenin yanına beyaz bir at geldi. Kucağına da bir kedi atladı. Ata bir sıçrayışta binen yönetmen eliyle Hüseyin'e selam verdi. Kalabalık onun uzaklaştığını, ufukta kaybolduğunu göremedi bile. Öylesine meşgullerdi ki. Yönetmen atını ufka doğru sürerken arkadan bir sürü kağıt havalandı. Bir sürü yarımlık. Dünya yarımlıkların başkentiydi. Kalabalık yavaş yavaş eridi havada. Akasyanın dalları, yaprakları eridi. Ve olan biten her şey, işte o akasya ağacının altında son buldu. Rümeysa Oğuz, Babam, Aşure ve Diğer Karışık Şeyler. Hikaye, seslendiren, maziden gelen. Her şey ben yaşarken oldu. Bunu bilsin insanlar. Ben yaşarken koptu tufan. Ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat. Her şeyi gördüm. İçim rahat. İsmet Özel. Babam işten gelince şangırtıları artıyor evin. Eskiden böyle değildi. Eskiden deyince birkaç yıl öncesi geliyor aklıma. Oysa bugün derste çok daha eskileri anlattı öğretmen. Tufanı, büyük bir gemi inşa eden Nuh'u. Sonra onun gemiye hayvanlardan, insanlardan ve yiyeceklerin her çeşidinden doldurarak yola koyuluşunu. Aşure ayındayız çocuklar, dedi. Ben Mart ayındayız sanıyordum. Kafam karıştı. Aldırmadım. Artık hiçbir şeye aldırmıyorum. Bu aldırmayışlık babama katlanmamı sağlıyor. Topal diyorlarmış arkasından. Bu söz onu çileden çıkartıyormuş. Annem, Nedim abinin annesine anlatırken duydum. Geçen akşamdı. Babam gelmemişti henüz. Zaten artık geç geliyor eve. Topallığını unutmak için sarhoş olduğunu söylüyor annem. Ben de sarhoşken daha topal olduğunu söylüyorum ona. Sus kuzum diyor, duymasın. Duyarsa başımıza yıkar şu evi. Duyarsa duysun, ne olacaksa olsun artık. Yoruldum. Bütün aldırmazlığıma rağmen okuldan sonra anneme biz Mart ayında değil miyiz dedim. Öğretmen Aşure dedi, annem güldü. Mutfakta haşlanmış buğday ve fasulye dolu bir tencereye portakalla incir katıyordu. İki ayın nasıl da aynı aslında farklı olduğunu anlattı bana. Hiçbir şey anlamadım. Babama benzettim yine de biraz. Aynı ama farklı. Nuh'un aklına nereden gelmiş fasulyeyle inciri karıştırıp şeker katmak, dedim. Annem güldü. Uzun zamandır ilk defa belki de. Katıla katıla güldü. O fırtınanın ortasında gemide başka şansı kalmamış, dedi. Bütün yiyecekler tükenince. Az kalan her şeyi karıştırmış. Ye, bak nasıl da lezzetli bir tatlı çıkmış ortaya. İstemem. Fasulye ve şeker. İstemem. Koşarak odama gittim. Yatağa uzanıp düşünmeye başladım eskileri. Benim eskim, evimizin seslerinin değiştiği gün, babamın sesinin değiştiği gün. Babam işten gelince şangırtıları artıyor evin. Eskiden hiç olmazdı. Eskiden. Böyle söyleyince gülüyor Nedim abi bana. Omzumu sıkıp, ulan şimdi kaç yaşındasın da eskiden bahsediyorsun diyor. Umursamıyorum. Doğrusu bozuluyorum biraz ama ben de onun gibi yapıyorum. Gülüyorum. Böylece bu sözün beni ne kadar kızdırdığı
gülüşümün ardına saklanmış oluyor. Bunu yapmayı annemden öğrendim. Annem harika birisidir. O bir tiyatrocu, hem de öğretmen. Aynı zamanda aşçı ve temizlikçi. Ama babam, son zamanlarda ne işe yararsın sanki, diyor ona. Bu cümleyi duyunca dudağının solu seyirmeye başlıyor annemin. Sesini çıkarmıyor. Fakat ben biliyorum, gözyaşlarını saklamak için yapıyor böyle. Derhal kendine bir iş icat ediyor. Babamla aynı odada oturmamak için. Kardeşimi kaptığı gibi banyoya götürüyor misal. Bu üstünün başının hali ne diye bağırıyor ona. Üstü başı temiz olduğu halde ne yapsın? Hiçbir işe yaramamışlığının kırgınlığını akıtması gerek. Eskiden çok sessiz bir evimiz vardı. Babam direkten düşmeden önce. Mutlu sayılabilirdik hatta. Sabahları birlikte kahvaltı ederdik. Annem, babam, ben ve kardeşim. Sonra önlüğümü giydirdi annem. Yakamı takardı. Kapıdan babamla birlikte çıkardık. Sıkı sıkı tutardım babamın elini. O boşta kalan eliyle kardeşimin çenesini okşar, anneme göz kırpar, görüşürüz hanım derdi. Akşama bir şey lazım mı? Babam böyle sorunca bir kuş sürüsü havalanırdı içimden. Bir serçe topluluğu söz gelimi, içim kanatlanır da ayaklarım yerden kesilir. Bulutların üstüne çıkarırdı beni. Babasının elini tutan bir çocuk, kocasını ve oğlunu yolcu eden bir anne, karısına akşama ne lazım diye soran bir baba. Bunlar yan yana gelince aile mi olmuyordu? Aile olmak mıydı insanı böylesine güvende hissettiren? Ayaklarımı bulutların üstüne taşıyan o kuşlar nasıl havalanıyordu kalbimden? Huzurdan mı? Sonra bir gün babam direkten düştü. Tam olarak böyle olmadı aslında. Sabah her zamanki neşemizle kahvaltı ediyorduk. Biraz acelesi vardı babamın. Bardağındaki son yudum çayı ayakta içti. Hadi, dedi bana sonra. Bugün onarım günü, erken çıkmam lazım. Telaşla çıktık evden. Öyle telaşlıydık ki bir şey lazım mı diye bile soramadı babam. Kapıda kardeşimin çenesini de okşamadı. Haliyle içimdeki serçeler de havalanamadı o sabah. Koşar adım babama yetişmeye çalışırken görüşürüz diye bağırdım anneme. Görüşürüz. Okuldan döndüğümde annem yoktu. Şaşırdım. Çantamı kapının önüne attım. Yakamı çıkardım. Önlüğümün düğmelerini çözmeye başladım. Tam o esnada geldi Nedim abi. Bir garipti. Tutuk, sessiz. Çantamı aldı yerden. Elimi tuttu. İtiraz etmeden ve soru sormadan takıldım peşine. Kardeşim de onlardaydı. Annem ve babam yoktu. İkisi de. Sormaya korktuğumdan mı, ağlamaktan korktuğumdan mı, yoksa duyacaklarımdan korktuğumdan mı? Sustum. 3 gün boyunca babam, elektrik direği, ameliyat kelimeleri kopuk kopuk zikredildi. Sohbetlerin arasında. Çay içerken, yemek yerken ya da okula giderken. Nihayet babam ve annem eve geldiler. Onlar eve geldiklerinde, doğrusu annem ve babama benzeyen bir adam geldiğinde sevindim. Bilmiyordum ki olacakları. Çok sevindim. Kardeşimle oynadım. Anneme yardım ettim. Bir sürü misafir geliyordu. Okula Nedim abi götürdü beni. Anneme el sallıyordum kapıdan. Kapının önünde daima ayakkabılar oluyordu. Hiç tanımadığım, az tanıdığım ya da çok iyi tanıdığım insanların ayakkabıları. Ancak yaz tatillerinde görebildiğim kuzenimi bile gördüm. Ama babamı, o nedense arka odada kanepeye uzanmış, yüzünü duvara dönmüş, hiç konuşmadan, kıpırdamadan, gelenleri yanına kabul etmeden öylece yatıyordu. Yalnız annem giriyordu yanına. Evimiz insanlarla dolup taşarken de, kalabalık yavaş yavaş dağılıp eski sessizliğimize kavuşurken de, yalnız annem. Başlarda hiç sesini de duymamıştım babanın. Sonraları yattığı odadan homurtuya benzer sesler işitmeye başladım. Günler geçtikçe bu homurdanma bağırmaya, öfkeye,
hakarete dönüştü. Bir sabah babam odadan çıktı nihayet. O gün raporu bitmişti. İşe gitmesi gerekiyordu artık. Haftalardır ilk defa çıkıyordu odadan. Heyecanlıydım, bitmişti. Az sonra kahvaltımızı edecektik. Sonra ben babamın elini tutacak, babam kapıda kardeşimin çenesini okşayacak, bir şey lazım mı hanım diyecek, kalbimdeki serçeler ayaklarımı yerden kesecek. Ben bulutların mı üzerinde, yoksa okula yürüdüğüm asfaltın mı üzerinde olduğumu bilmeden, uçarcasına adımlayacaktım yolu. Adımlayacak mıydım? Oysa babam, babama benzemeyen bir yüzde, üstelik aksayarak ve teki kısalmış ayağının topallığını aldırmadan hızla çıktı evden. O çıkınca anneme baktım. Annemin yanağından süzülen yaşlara, yaşları bize göstermemek için telaşla mutfağa koşturmasına, omzumu silktim. Geçer dedim. Nasılsa babam iyileşir. Yeniden güleriz eskisi gibi, yeniden aile oluruz. Annem aşureleri kaselere doldurup komşulara dağıtmaya çıktı. Bana seslendi çıkarken, kardeşin uyuyor, ses etme, hemen geliyorum. O gelmeden babam geldi eve. Kapının yumruklanmasından anladım. Koşarak açtım kapıyı, sallanıyordu kapının önünde. Ona ait olmayan kanlı gözlerle bana bakıp topallayarak girdi içeri. Hemen arkasından geldi annem. Mutfağa koşup çorbanın altını yaktı. Ben de odama gittim. Derken babamın homurtusu duyuldu yatak odasında. O homurdayınca kardeşim ağlamaya başladı. Sonra gardırobun kapağı çarptı. Daha önce de olmuştu. Evet, daha önce de olmuştu. Ne yapacağımı bilemedim. Yatağımın altına gizlendim. Ellerimi kulaklarıma kapattım. Gözlerimi yumdum sıkıca. Fakat sesler kalbimin üzerinde koca bir ağırlık vardı. Sanki koca bir kaplan ya da bir fil oraya oturmuş nefesimi kesiyordu. Ağzımı soğuk betona dayadım. Babamın sesi geliyordu. Babamın fırlattığı eşyaların sesi geliyordu. Annemin hıçkırıklarının sesi geliyordu. Ağlıyordum. Sarsıla sarsıla ağlıyordum. Biraz sonra kardeşimin ayaklarını gördüm yattığım yerden. Kafamı yatağın altından çıkarıp sessiz ol dedim ona. Yanıma gel. Eşyalar evin içinde savrulurken, babam bağırırken, annem hıçkırırken kardeşime sarılıp kendi gözyaşlarımı aldırmadan onu teselli etmeye çalışıp bak dedim. Bu bir tufan. Burası da bizim gemimiz. Bunlar gözyaşlarımız değil aslında. Fırtınadaki yağmurun suları, rüzgarın şiddetinden havada uçuyor eşyalar. Okula gittiğinde sana da anlatacak öğretmen. Bugün bana anlattı. Aşure demek bu. Biraz karışık. Zaten fasulye ve şeker. Saçma yani, anladın mı? Anlamıyordu. Ama susmuştu. Ellerini kulağına tıka dedim. Şimdi biz gemimize annemi de alacağız. İstemediğimiz kimse binemez. Binemez, korkma. Bak birazdan dinecek bu fırtına. Ardından aydınlık bir dağ başında yeni bir hayat kuracağız. Eskiler hiç yaşanmamışçasına. Okula gittiğinde sen de anlayacaksın ne demek istediğimi. Bugün bana öğretmen anlattı.